Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Gülneden. Merhabalar. Arkadaşlar iyi bayramlar. Hoş geldin. Selam abi, nasıl, toparladın mı? Maşallah. Ya ses alacağım mı sesin ya? Selam abi. Daha ikinciyi de getirdik buraya da diyoruz. Öyle mi? Arkadaşım hoş geldin. Bayramın bayram olsun. Başkanım hoş geldin sen de. Rahmet nasıl? Ne var diyor ki? Sizce yerinde duruyor. İyi hadi bakalım. Rais, iyi bayramlar abi. Koçoğlu, Süleyman abi. Bebin cenneli, sen de ne duruyor? Bayramın bayram olsun. Allah razı olsun. 20 senedir bizi hiç yalnız bırakma. Allah razı olsun. Değerli il başkanım, Altınordu ilçe başkanım, evliyasında teşkilatımızda görev yapmış, başkanlık yapmış kıymetli başkanlarım ve yöneticilerim, değerli hazirun, hepiniz davetimize icabet ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Sendika başkanımız ve yöneticileri de aramızda. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu gibi dün, yani 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'ydü. Bu bağlamda hiçbir zaman ikbal ve istikbal kaygısı gütmemiş, hiçbir siyasi çıkara, amaç ve amaca tamah ve tevessül etmemiş, Türk milliyetçiliği davasını gelecek nesillere taşımış, ışık tutmuş, aydınlık yollar açmış ve 1944'te sonu mahkumiyet de olsa bu mücadelesinden taviz vermemiş merhum Sayın Hüseyin Nihal Atsız Beyefendi'yi ve dava arkadaşlarını bu vesileyle minnetle anıyorum ve yad ediyorum. 3 Mayıs Milliyetçiler Günümüz kutlu olsun. Değerli dava arkadaşlarım, bilindiği gibi başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan 3 ayları özür diliyorum, Ramazan-ı Şerif ayını idrak edip ve akabinde 15 asır önce Cenab-ı Allah tarafından biz Müslümanlara tevdi edilen, armağan edilen, hediye edilen Ramazan bayramımızı idrak ettik. Ve bu bağlamda dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekişmesi adına bugün teşkilatımızda bir araya geldik. Bayram küskünlüklerin ve kırgınlıkların bittiği bir gündür. Bayram, birlik ve beraberliğin vücut bulduğu bir gündür. İş dünyamızdan başlayarak sevgiyi ve huzuru tüm topluma yayma günüdür. Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de belirtmiş olduğu gibi bayram asık suratların, kaşık çatık kaşların, sıkılı yumrukların ve soğuk bakışların tasfiye edildiği, bertaraf edildiği bir gündür. Bu vesileyle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Ramazan bayramınızı en içten ve kalbi duygularımla kutluyorum. Öncelikle ilçe başkanımıza bu program düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. İl başkanım, ülkedaşlarım, gönüldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz bu davete. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm Türk İslam coğrafyasının yine bayramını buradan bir kez de bu sizin aracılığınızla kutlamak istiyorum. Birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmamızı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Sayın ilçe başkanların eskisi yenisi yok. İlçe başkanı ilçe başkanıdır Erol abi. Çok kıymetli sendika başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, bizimle beraber ordudan gelen il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, İkizce'den gelen değerli belediye meclis üyemiz, değerli ilçe başkan yardımcımız,
Öncelikle ben de muhterem Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada Ünye İlçe Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu bayramlaşma merasimine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, bugün burada olmaktan il başkanı olarak, misafir olarak, ev sahibi olarak neye sayarsanız sayın mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İlçe başkanımızın da belirttiği gibi yoğun bir Ramazan ayı geçirdik. Allah yapmış olduğumuz duaları kabul etsin. Biliyorsunuz içerisinde Kadir Gecesi olmayan aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ettik. Bizi Ramazan bayramına ulaştıran Rabbime hamdü senalar olsun. Bugün burada bu bayramlaşmayı tertip eden başta ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçe teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Ramazan ayında da biz de kendisini de takip ettik. Ünye ilçemizde tabiri caizse atom karınca gibi bir ilçe başkanımız var. O da sizinle birlikte, teşkilatla birlikte, sürekli Ünye'li hemşerilerimizle birlikte oldu. Biz de il teşkilatı olarak bu çalışmalara refakat ettik. Diğer ilçelerde biz de bu çalışmaları yaptık. Şimdi tabii burada bayramlaşma merasimi yapıyoruz. Öncelikle bu vatanın bekası için birliği, dirliği adına özellikle sınır ötesi harekatlarımız devam ediyor. Sınır ötesi harekatlarımızda şehit olan silahlı kuvvetleri mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine, efendim Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Yaralanan efendim gazilerimize, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Değerli hemşerilerim, bayramlaşma, çok siyaset konuşmak istemem ama dün de bir şehit verdik. Tekrar mücadele devam ediyor. Bugün yine Zeytindalı bölgesinde 24 tane terörist öldürüldü. Bu mücadele de burada devam ediyor. Özellikle Pençekilit harekatlarında öldürülen teröristlerin kimliklerine baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk İslam anlayışının ya da Türk'ün Müslüman aleminin, bu Müslüman İslam coğrafyasının ne tür bir belanın içerisinde olduğunu görürsünüz. Geçen iftar programında da, orduda düzenlediğimiz iftar programında da söyledik. Arkadaşlar, öldürülen teröristlerin 8 tanesi Ermeni vatandaşı, 7 tanesi Amerikan vatandaşı, 5 tanesi Fransız vatandaşı, 3 tane İngiliz vatandaşı var, 2 tane de Alman vatandaşı var. Yani PKK sanki bir bölgede yaşayan bir topluluğun bir özgürlük mücadelesi gibi lanse edilmiş olsa da burada Sayın Genel Başkanımızın belirttiği gibi bu mücadele koynunda haç taşıyanlarla Hilal'in mücadelesidir. Biz bunu nereden hatırlıyoruz, biliyoruz? 1400 yıl önce İslam'la şereflenen Türk milletinin efendim bu coğrafyada verdiği mücadeleyle biliyoruz. Ta Haçlı zihniyeti de hala devam ediyor. Bu mücadele bundan sonra da devam edecektir. Bizim tabi ülkücü hareket olarak 53 yıldır biz dedik ki Allah dedik, Kur'an dedik, bayrak dedik, vatan dedik, millet dedik, değil mi? Dolayısıyla bu mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Allah milletimizin birliğini, dirliğini daim etsin. Bugün burada bizleri buluşturan ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Allah'a da hamd ediyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz 2 yıldır bir pandemi belasıyla, virüsüyle, salgınıyla mücadele etti. Ben buradan özellikle hükümetimize, devletimize gerçekten bu verilen bu mücadelede dünyadaki devletler arasında başarılı olmuş diyeceğimiz, örnek olmuş sağlık uygulamalarıyla bu virüsü inşallah atlattık. Bak görüyorsunuz burada da maskeler hep çıkardık. İnşallah tekrar bir daha tekerrür etmez. Bu virüs belasından da tüm insanlığın kurtulmasına vesile olur bu bayram. Bildiğiniz gibi kuzeyimizde efendim bir Rusya-Ukrayna gerilimi var. Bu gerilim hala devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşturulan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi bölgesinde lider ülke Türkiye sloganı içerisinde, tam bağımsız Türkiye sloganı içerisinde uygulamış olduğu dış politikanın semerelerini, meyvelerini burada görüyoruz. Yani muhalefet tarafından ciddi manada eleştirilen, değerli yalnızlık diye Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi üzerinden eleştirilen Türkiye, şu anda bütün dünya, bütün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine dahil olmak üzere kuzeyimizde devam eden bu kavganın uzlaştırıcısı, hakemi, ombudsmanı ya da ne diyelim Muhammedül Emin diyor, teşbihte hata olmaz. Yani emin kişisi olarak ne diyor, iki devlette
garantör olarak biz Türkiye'nin hakemliğine, garantörlüğüne biz güveniyoruz diyor. İşte bu Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Bu Cumhur İttifakı ile birlikte bölgesinde sadece Türkiye'nin haklarını koruyan, efendim milli bir devlet olan ülkemizin, hükümetimizin, devletimizin başarısıdır. Bir Türk milliyetçisi olarak bundan gurur duyuyoruz. Şimdi muhalefetin efendim bu bayramlaşma, çok siyaset yapmaya çok girmek çok doğru olmaz ama muhalefetin ve özellikle emperyal ülkelerin Türkiye'ye eleştirilerine baktığınızda bir söz birliği göreceksiniz. Ne diyor muhalefet? Eğer diyor biz iktidar olursak Avrupa Yerel Yönetimler Yasası'nı özerkliği biz Türkiye'ye getireceğiz. Arkadaşlar hayırdır, Türkiye'de özerklik isteyen birisi mi var? Ya da bunu kim dillendiriyor? Bunu Amerika dillendiriyor, Avrupa Birliği dillendiriyor. Onun için bugün bölgede Türkiye'nin haklarını koruyan bir ülke var. Özellikle 2018-2019 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya bir şey ilan etti. Dedi ki dünyada yeni bir paylaşımın olduğu son günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklarından vazgeçmesini hiç kimse beklemez. Ve bunun için savaş gemileri eşliğinde ne yaptık? Mavi vatan kavramını ortaya koyduk. 5 tane 6 tane petrol ve doğalgaz arama gemimizle birlikte petrolümüzü, doğalgazımızı münhasır ekonomik bölge ilan ettiğimiz mavi vatanda bunları arıyoruz. Değil mi? Arkadaşlar ikincisi nedir? 1936 yılından beri dışında bir tadilat, restorasyon iskelesi, sıva iskelesi olan Ayasofya Camii'nin efendim restorasyonu ya da sıva iskelesi ne zaman söküldü? 2021 yılında söküldü değil mi? Arkadaşlar bu yine Cumhur İttifakı'nın, hükümetimizin, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bir başarısıdır. Allah daim etsin, Allah mübarek etsin. Bak bayram namazı, ilk bayram namazı eda edildi Ayasofya'da. Bu da yine bu milliyetçi muhafazakar kesimin özlemlerinden birisidir. Ne diyoruz? Türk ve İslam ülküsü diyoruz. Yarın Hıdır Ellez, Allah izin verirse Gürgentepe'de olacağız. Nedir Hıdır Ellez? Efendim, kimin başı dara düşse Hızır gibi yetişti tabiri olur değil mi? Hızır Aleyhisselam'da İlyas Aleyhisselam'ın buluşması ya da bir çeşitli adlarla Bahar Bayramı adı üzerinde birçok isimlerde kutlanıyor. Dolayısıyla bu nerede kutlanıyor? Türk coğrafyalarında kutlanıyor. Şu anda ta Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bu olan bu bölgelerde bu bayramlar kutlanıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uygulamış olduğu politikaların sadece Anadolu coğrafyasını bağladığını zannetmeyin. Ve Türkiye'ye saldırıların sadece Anadolu coğrafyasında yaşayan Türkleri kastetmesini beklemeyin. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden birisi çıkıyor diyor ya, Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasından ne diyor? Andolsun seni tarih önünde mahkum edeceğiz diyor. Biz de diyoruz ki Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak andolsun bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Dolayısıyla biz Milliyetçi Ülkücü Cami olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Büyük Kongre'de bize 5 ana stratejik hedef belirledi. Nedir bu hedeflerden? Efendim Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk tipi başkanlığın Türkiye'de kalıcı hale getirilmesi. Ne demek bu? Eskiden yönetilmiyor muyduk? Yönetiliyorduk. Parlamenter sistemle, yani yamalı bohça bir şekilde giden koalisyon hükümetleriyle. 80 yılların öncesinde bakın 70'li yıllarda 15 oturumda Fahri Korutürk'ü 2 senede Cumhurbaşkanı seçti bu millet. 7 Haziran seçimlerine bakın arkadaşlar. 7 Haziran seçimlerinden sonra kaosu dağıtan isim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'dir. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Amin. 1 Kasım'da seçim diyerek Türkiye'de yapılmak istenen oyunu bozmuştur. Bugün ne diyorlar? Kendileri başkanlık sistemiyle yönetilmelerine rağmen Türkiye'de efendim güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceklermiş. Bunu bizim için mi istiyorlar? Yani bu altılı masanın altındaki esas güç ayağı HDP'dir. HDP kimdir? PKK'nın siyasi uzantısıdır. Meclisteki uzantısıdır. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki HDP kapatılmalıdır. Gezi olaylarının finansörü kimdir? Osman Kavala. Muhalefet habire söylüyor. Osman Kavala niye içeride? Selahattin Demirtaş niye içeride? Bu bayram vesilesiyle bir kez daha söylüyoruz. Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da terörist oldukları için içeridedir. Gezi'nin finansörü Osman Kavala'dır. 6-8 Ekim olaylarını, yani Kobani olayları diye bilinen olayların azmettiricisi Selahattin Demirtaş'tır. Şu anda başka bir davadan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için içeridedir.
Biliyorsunuz bu Kobani olaylarının, Hendek olaylarının Türkiye Cumhuriyeti yargısı şu anda davasını açtı. Şu anda yargılanmaları da bu manada devam ediyor. Yine HDP'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda halkı ayaklanmaya çağıracak şekilde bir Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan karar çıkardılar. Arkadaşlar bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak birinci meselemiz Sayın Genel Başkanımızın ya 25 yıldır söylediği gibi, Ülkücü Hareket'in 53 yıldır söylediği gibi diyoruz ki bizim birinci sorunumuz beka sorunu. Onun için Genel Başkanımız Büyük Kongre'de bize ne dedi? Dedi ki birinci hedefiniz, stratejik hedefiniz Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kalıcı hale getirilmesidir. İşte 2023'te yapılacağımız seçimler bunun için çok çok önemlidir. Başkanlık sistemini merak eden Rusya'ya baksın. 93 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra nasıl ki Rusya tekrar bir daha süper güç haline geldiyse bu başkanlık sistemi sayesindedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti başkanlık sistemiyle yol almaya devam ediyor. İkinci stratejik hedefimiz biliyorsunuz yeni bir anayasa. Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni bir anayasa ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeni bir anayasa ile yönetelim. Toplumun her kesimini kapsayacak bir anayasa. Milliyetçi Hareket Partisi bu çalışmasını yapmış. Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti'ye de vermiştir. İnşallah seçime kadar bu anayasa da yürürlüğe girecektir inşallah. Şu anda 1982 yılının affedersin yamalı bohça gibi olmuş, sayısız tadilatlara uğramış anayasayla yönetiliyoruz. Üçüncü stratejik hedefimiz de arkadaşlar terörle mücadeledir. Terörle mücadele ülkemizde ve ülke dışında bizi tehdit edecek bir terörist kalıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi bundan mücadele kararlılığındadır, azmindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve diğer güvenlik bürokratlarımızla birlikte şu anda bu mücadele veriliyor. Ülke içerisinde 150'nin altına düştü şu anda terörist sayısı. Binlerce kilometre öbür taraftan gelen Amerika'nın güvenliği Suriye'den başlıyor da biz niye Suriye'den çıkalım arkadaşlar? Biz niye Irak'tan çıkalım? Onun için biz bu hedeflere kilitlendik. Sayın Genel Başkanımızın sözünü de tamamlayarak ben konuşmamı da bağlayayım. Çok uzattım, hakkınızı helal edin. Ben basın mensuplarından sonra biraz daha uzatırız dedik ama aldık sazı böyle gitti. Hakkınızı helal edin. Dördüncü stratejik hedefimiz de toplumun her kesimini kapsayan, her kesimin hakça paylaşım olduğu, gelir adaletsizliğinin olmadığı bir ekonomik sistemi Milliyetçi Hareket Partisi arzu etmektedir. Beşinci stratejik hedefimiz de eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu maddeleri, bu stratejik hedefleri yakaladığı anda huzurlu bir Türkiye diyoruz. Biz huzurlu olursak dünya huzurlu olur. Evet, Ülke Ocakları Başkanımız, eski başkanımız da burada. Yeni başkanımız burada mı? Burada. Başkanım ne diyoruz? Dalımızı kıranın ağacını sökeriz diyoruz. Aynen. Onun için dünya huzurlu olacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti önce huzurlu olmalıdır. Bizim ülkemizin güneyinde oluşturulan bu 120 bin kişilik terör ordusu dağıtılıncaya kadar terörle mücadelemiz devam edecektir arkadaşlar. Sayın Genel Başkanımızın talimatları üzere ordu il teşkilatının olduğu gibi Ünye'de Murtaza Başkan'ın yaptığı gibi, siz değerli teşkilat mensuplarımızın yaptığı gibi arkadaşlar gidilmedik kapı bırakmayacağız. 2023 seçimleri normal bir seçim değil. İşte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve bu stratejik hedeflerin yakalanması adına birbirimizi kucaklayacağız, çalışacağız. Ve bunu öncelikle nerede başlayacağız? Ben 2020 yılında il başkanı olduğumda ilk verdiğim mesajda söyledim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak görevlendirdim. Birinci görevim Milliyetçi Ülkücü Hareketi, yani Milliyetçi Hareket Partilileri tek çatı altında toplamak. Ben bugün burada Fazlı Başkanımı görüyorum, Erol Başkanımı görüyorum, diğer bak İkizce'den gelen Bahri Başkanı görüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ayrımız gayrımız yok arkadaşlar. Hedef belli. Hedef büyük Türkiye, tam bağımsız Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımız bu kadar ağır sorunlar altında boğuşurken burada ben yokum, ben resim karesine giremedim, ben şunu yapmadım, bunu yapmadım diye tefrika çıkaranlara fırsat vermeyeceğiz. Eğer varsa bir sıkıntı ben il başkanı olarak söylüyorum. Size söz veriyorum. Murtaza Başkan olsun, başka birisi olsun, kim varsa gidilmedik. Murtaza Başkan gitmemişse ben giderim. Biz kimsenin ayağına gitmekten gocunmayız. Herkese gideceğiz. Bu harekete bir gün bile emeği olmuş herkesten Allah razı olsun. Ebediyede irtihal eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
zaman zaman ziyaret ediyoruz. Zaman zaman 12 Eylül öncesindeki efendim verilen mücadeleyi biliyoruz. Ben ilkokulda okurken İmam Hatip'te sırf İmam Hatip öğrencisi diye üzerine kurşun sıkılan Tufan Turan'ı ben unutmadım. Allah mekanını cennet etsin. Dolayısıyla arkadaşlar bu mücadelenin ne olduğunu biliyoruz. Bugün Milliyetçi Ülkücü Hareket'in teşkilatlarında oturan arkadaşlarımıza söylüyoruz. Bize ne emanet edildi? Murtaza Başkan'a biz burada neyi emanet ettik? Arkadaşlar Ünye'yi emanet ettik. Bu davayı emanet ettik. Şehitlerin kanını emanet ettik. Yakınlarının gözyaşını emanet ettik. Devletin bekasını, birliğini, dirliğini emanet ettik. Aldığımız bu emanetleri eğer hakkıyla yerine getirmezsek bize yazıklar olsun. Olmaz bu, bunu yapamayız. Onun için ne yapacağız? El birliği, güç birliği yapacağız. Yok benim çocuğum belediyeye yerleşemedi, yok şu oldu, bu oldu değil. Allah izin verirse ordu il teşkilatını tek vücut olarak toparladık. Pandemiden dolayı büyük toplantılar yapamadık. Bundan sonra bu birlikteliğimiz devam edecek. Ne zaman çağırırsanız 24 saat ordu il başkanı olarak emrinizdeyiz. Sayın Genel Başkanımız talimat verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı'ndan taviz yok. Büyük meseleleri ufak sebeplere, ufak nedenlere kurban etmeyeceğiz. Biz Türk İslam ülküsü demişiz. Dolayısıyla mazlum milletlerin gözü bu coğrafyada. Allah izin verirse sizlerin de verdiği destekle birlikte Cumhur İttifakı'nı 2023'te daha yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı adayımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı daha yüksek bir oyla seçtireceğiz. Sorularınız varsa ben soruları da cevaplayayım. Ünye Belediye Başkanımızı ziyaret edelim. Ünyelilere de orada bir inşallah bir selamlama konuşması yapalım.